Hocam doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra et yemeğini suyunu koydum ama yemiyor. Şimdi su da koyacağım. Yorgundur. Kızım. Evet. Aferin benim kızıma. Maşallah. Aferin benim kızıma. Hocam şunların güzelliğine bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi? Şurada bir tanesi de aradaymış. Geçin bakayım anneniz emin, geçin. İşte bunları takip etmek lazım. Evet. Çünkü havalarda soğuk ya hocam. Evet. Aferin benim kızıma, aferin. Açık yere rastlan şu. He? Şurada diyorum, açık yere rastlan. Üst taraftan ama alttan ceyran olmaz hocam ya. Evet. Alt tarafta. Maşallah ya, çok güzeller. Değil mi hocam? Bu Leydi de çok iyi bir anne ya. Yani acayip bir anne. Yavrularını böyle o kadar güzel bakıyor kaçıncı ki. Kaçıncı doğum? Bu ikinci doğumu. Bu ikinci doğumu hocam. Aslında tavuklar gelmeyin. Vallahi Leydi sizi kapar. Tavuklar Leydi'nin yemeğine hücum ediyor. Değil mi? Evet. Hocam ya bu tavuklar zaten ne diyorum, ne kadar yem versem de karbonhidratı görünce kendilerinden geçiyorlar ya. Tavuk doymak bilmez. Vallahi bilmiyor yani. Bir de zaten bu yem fiyatlarının bu kadar artması gerçekten çok kasıyor artık bizi. Yeter artık. Her videoda da dile getireceğim artık. Yeter. Her şey de aynı. Şimdi bak köpek mamaları bile uçtu gitti. Tabii. Şimdi Leydi'nin bakımı, bu yavruların bakımı gerçekten çok maliyetli yani. Bunları büyütmemiz falan. Şimdi bugün bak 5 tane süt aldım. Bir de yani iyi bir marka almadım, onu da söyleyeyim. 5.25 lira. 5 süt 26 lira. Bak 26 lira bir günlük bu hayvanın yiyeceği şey. Ondan sonra ekmeğini alıyorsun falan 30 lira. En kötü o da yani direkt bir süt ve şey sadece ekmek. Ama mamaya vesaire ekstra yemeklere tavuğu, kızarmış tavuk da alacağım kızıma. Onlara girdikten sonra İkisine erkeğine baktın mı? Hocam bakmadım da iki tane baktım, erkek gördüm. Bir tane dişi gördüm, üçüne baktım. Ama hemen hemen eşit. Şu erkek mesela bak hocam. Şu sırtı dönük olan erkek. Daha yeni ya, göbek bağları falan yeni koptu. Hocam hepsi anneye çekmiş, hepsi. Hepsi anneye çekmiş. Bugün Leydi'nin bir önceki yavrusunu gördüm. Bizim Orhan'a vermiştik. Orhan? Yukarıda Haloğlu'nu. Evet. Samsun'da o. Çok da güzel bakıyorlar. Valla bugün gördüm, şaşırdım. Annesinin fotokopisi olmuş erkek o. O kadar güzel ki diyorlar ki, o kadar akıllı ki diyorlar. Yani tuvaletini bile biz git yap demeden yapmıyor diyorlar ya, o kadar. Yani eğitimini iyi alırsa Golden'lar harika. Canım kızım benim. Soğuk hocam, soğukları bir atlatırsak bir şey olmaz da bakalım nasip kısmet. Çok soğuk ama havalar. Kızım benim. Cici kızım. Tatlı kız. Güzel anne, güzel. Aferin. İlk doğumunu hocam şey toprağın içine yaptı, kendi kazdı. Şu geniş yerde. Evet. İçini oydu, böyle in yaptı, oraya yaptı ilk doğumunu. Çok da güzel büyüttü yavruları ama o zaman hava sıcaktı. Evet. Şimdi aynı yere dışarıya öyle yapmış olsa yavrular akşam çok küçük dayanır. Hocam eksi 5 bu hayvan kesin kesin ölürler yani. Şimdi kış yavrusu büyütmek hakikaten zor çok oluyor. Zor, zor hocam. Ama kışında büyüyen yavru gerçekten kalite oluyor. Ama şöyle söyleyeyim, şu anda yeri iyi dediğin gibi ama şu üst tarafa belki şey yapabilirim, ceyran yapmaması için bir şeyle kapatabilirim. Aha. Var da oraya. Evet. Şey bile, çuval falan da çaksan olur. Yani. Evet evet, bir şey şimdi bakacağım ona. Bakalım neydi. Kızım! Kızım herkes hayırlı olsun mı geliyor sana? Aferin kızım, aferin. Evet, anne yavrular emiyorlar. İşte doğumda kaybettik iki tane yavruyu. Tamam, yat kızım, yat. Tamam, bir şey yok, yat. Leydi beni sevmemi istiyor.
şu ters döndü, nerede oldu? Bilmiyor mu? Bakayım şunu. Kafası dönük, oradan arıyor. İki tanesini doğumda maalesef kaybettik. Şu anda 9 tane yavru mevcut. Hepsini de inşallah büyütmek nasip olur ama hava şartları, şu anda imkanlar çok zor arkadaşlar. Öyle kolay değil yani. Aferin, şöyle yakından bakalım da. Şunlara baksana da. Tamam kızım. Hadi bakalım, sen yavrularına bak. Hocam şu an gayet iyiler. Güzel güzel maşallah. Evet. İnşallah hayırlısıyla. İnşallah büyür hocam işte. Şuraya bir... Şu kafası alt takalarına. Yok, o emiyor. Ağzında şeyi var. Meme var. Tamam kızım, sen kal orada. Ben sana şimdi biraz da su getireceğim. Kalkma, kalkma. Evet, kalkacak arkadaşlar. Bir dışarı çıkacak. O yavrulara da şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yavrularını şimdi bir bıraktı. Bir yürüyecek, gelecek. Aferin kızım, gel bakalım. Senin bir yavrularına yatışını bir gösterelim. Gel, herkes izlesin. Senin yavrularına ne kadar güzel davrandığını bir herkes görsün arkadaşlar. Birazdan bakın, beydi gelecek. Beydi geldiğinde de gösterelim hocam. Hemen de atlar. Bakın arkadaşlar şimdi. Evet, hadi ye kızım. Aferin benim kızıma. Aferin. Heh, götürüyorsun. Nereye götürüyorsun onu? Ekmeğe süt doğradım hocam. Kabın içinden aldı. Gitti dışarıda yiyor. Tabii tabii. Tommy'yi öbür bölmeye koydu. Onu arıyor bak. Tommy'yi arıyor, Tommy'yi. Orada kızım, orada. Tamam. Acaba Tommy'yi de yanına koysam hareket halinde zarar verir mi diye, koymaya gerek yok değil mi? Tamam, orada orada, tamam. Eşini arıyor arkadaşlar. Tommy orada, bakın. Tommy orada. Tommy'yi nasıl şey yapıyor, onun yanında olmasını istiyor. Hayır, indiler, çıkın dışarı. Çıkın bakayım, çıkın siz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Değilin, affı olmaz. Geç. Geç, 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 geç. Şşt. Geç. Beydinin harbi affı olmaz size, ben size söyleyeyim yani. Kızım. Aferin benim kızım, aferin, aferin. Hadi geç bakalım. Bir de göster bakayım yavrularını nasıl altına aldığını, bir herkes görsün. Evet arkadaşlar, bakın nasıl yaklaşıyor. Daha dur bakalım. Bekleyeceğiz arkadaşlar. O anı sizlerle paylaşacağım. Yavrularına nasıl altına alırken nazik davrandığını, o psikolojiyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O annelik psikolojisini. Şu anda yemeğini yiyordu. Görmüş olduğunuz üzere şu anda ekmeğe doğramış oldum. Sütü yiyor. Sabahtan beri yemedi arkadaşlar, onu size söyleyeyim. İlk defa yiyor. Çünkü bu bir loğusa dönemi, işte iştahı olmuyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bakın. Yaklaşıma bakın. Bakın. Şimdi izleyin.
arkadaşlar yavrularını teker teker temizliyor. Onlara çok nazik davranıyor. Çok güzel bir anne. Onu söyleyeyim size. İlk annelik tecrübesinden biliyorum. Yavrularını hiç ihmal etmeyen bir anne. Onun için Lady'nin anneliğine gerçekten hayranım. Onları hiç incitmeden yatışı bile, yan yatışı mükemmel. Ama havalar çok soğuk arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Bu gece önemli. Bakın, göbek bağı kopan yerdeki yerleri de diliyle yumuşatıp onları da büyük ihtimal oradan kendisi anne kopartıyor. Bakın. İşte. Bir anne. Böyle. Yatsın bakalım o. Yukarıda bizim beşler de isyanda. Evet. Videoyu kapatalım. Bu 2-3 gün önemli yavruların toparlaması adına. Evet dostlar. Hocam şükürler olsun bugüne de iyi ama yavrular 9'da sağlıklı. İyi, bakımlarını iyi yaparsak inşallah inşallah hocam. Arkadaşlar herkese saygılar sevgiler. Lady ve yavrularını sizlerle paylaştım. Şu anda her şey yolunda bakalım. Süreci sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.